Herkese yeni bir videodan merhaba. Evet, şu anda Kadıköy'deyim. İki video önce size söylemiştim. Arkadaşıma tekrar gireceğim. Giyim odasını satmak için falan demiştim. Giyim odasının birazını yaptılar. Bu akşam bakacağız kalanına. Şimdi onun kuaföründe bazı işleri vardı. O arada ben de biraz karnım acıktı. Burada bir yere oturdum. Bir tost aradım. Tostla çay içeceğim şimdi. Ondan sonra da yanına gideceğim. Sonra eve geçeceğiz. Burada 1-2-3 gün kalacağım. Yarın akşam bir arkadaşımla görüşeceğim. Perşembe sabahı bir arkadaşımla görüşeceğim. Bayağı yoğun olacak yani. İnşallah bol bol sizin için video çekebilirim. Şimdi tostum gelsin, tostumu yiyeyim. Ondan sonra da onun yanına geçeceğim zaten. Şu anda Kadıköy'de moda sahnenin tam orada bir yerde bir kafedeyim. Çok güzel burası. Gelip geçenleri izliyorum. Herkese yeni bir günden merhaba. Evet, ben şimdi sabah uyandım. Dün geldik eve, zaten pek bir şey yapamadık. Yorulmuştuk. Yemek yedik, yattık direkt. Bugün de kalktım, kahvaltı ettim. Kahvemi içtim. Şimdi yukarı çıkacağım. Bir bölümde Kardeş Yanları izledim. Bayılıyorum böyle şeyleri izlemeye. Bayağı tembellik yaptım. Saat şu an 2. Saat 6.30 gibi falan çıkacağım arkadaşımla buluşmaya. Şimdi yukarı çıkacağım. Çekeceğim zaten size. Birkaç düzeltme yapacağım. Ondan sonra da duşa girip hazırlanacağım. Şimdi beraber bir yukarı çıkalım. Şimdi buraya şöyle IKEA'dan bir dolap geldi. Bu duvardan şu duvara kadar. Bu ayakkabılık zaten vardı. Sadece burası. Arkadaşım da şimdi buraya yerleştirmiş. Hani video çekeceğim diye de bunları dağıtmak saçma geldi bize. O yüzden hiç dokunmadık buraya. Bu şekilde yerleştirmiş. Burada da ayakkabılıkları var. Şimdi ben bugün ne yapacağım? Biz 10 olduğu zaman şu dolabın üstündeki ayakkabıları eleyeceğiz. İşte bakacağız, yerleştireceğiz. Onu beraber yapacağız. O yokken de ben şunu yapacağım. Şu çekmece çorap dolu. Ama yığınla yani. Böyle gidiyor arkaya doğru. Bir de şuradaki şu mavi düzenleyicinin içi de full çorap dolu. Ve bu evde şöyle bir sorun var. Birinin ayağı 35 numara, birinin ayağı 39 numara, birinin ayağı 43 numara şu an. Çorap bulmakta çok zorlanıyormuş. O yüzden şimdi bunların hepsini çıkaracağım. Yazlıkları, kışlıkları ayıracağım. Renklerine göre düzenleyeceğim. Buraya bir düzen vereceğiz. Bence yarım saate biter gibi. Bakalım. Önce çekmecenin içini boşaltarak başlayayım. Bir içini süpürelim, silelim. Ayıklamayı ondan sonra yaparız zaten. Tamamen Hera ile Ruby'nin kılları. Ben şimdi bir süpürge alayım, geliyorum hemen. Evet, süpürdüm. Şimdi güzelce de bir içini sileyim. Şu kurulamak için.
Evet, şimdi öncelikle bu yığını ve bu yığındaki her şeyi yazlık, kışlık ve numaralarına göre ayıracağım. Şimdi başlıyorum. Bayağı çorap var. Az dedim ama var yani. Renklerine göre, numaralarına göre ayırayım. Ondan sonra yerleştirmesini yapacağız. Böyle bir şekerim düştü gibime geldi. Bir Nescafe yapacağım kendime. Ay çok tatlış. Bir şeyler atıştırayım. Öyle devam edeyim. Bayağı bir toparladım ama az kaldı. Bir Nescafe yapacağım. Ne yesem? Ne gömsem acaba? Neyse ben buraları bir karıştırayım. Sonra yukarı çıkınca size gösteririm neler yaptığımı. Kahve molam. Ve çoraplar. Birleşik gibi gözüküyor ama aralarında boşluklar var. Şurası Hayat'ın, şurası Tubik'in, şurası da Derya'nın küçük olan. Şu kadarcık kaldı. Ondan sonra artık yerleştireceğim. Şurada atılacakları ayırdım. O pantolonların altında kilotlu çoraplar falan var. Bir de şunların içine bakacağım. Sonra yerleştireceğim artık. Ama bir saat falan oldu rahat. Kahvemi içeyim. Evet, şimdi köşede böyle boşluk kaldı. Bunlar normal işte günlük babet çoraplar falan var. Bu köşeye de böyle yazın kullanılan şöyle ya da işte şöyle açılmamış paketteki ince çorapları falan koyayım dedim yanına. Şunu şöyle koyayım. Mesela şöyle açılmışlar da var. Bunları şimdi katlayıp buraya koyacağım hepsini. Evet arkadaşlar, şimdi temizliğe bir süre ara verdim. Giyindim, süslendim. Cansu ile buluşmaya Fenerbahçe'ye geldim. Midpoint'te buluşalım dedi. Ben normalde Fenerbahçe'ye hiç gelmedim. O ne diyorsa orada buluşalım dedim. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da belki parkta yürürüz dedi. Biraz gıybet yapacağız. Yediklerimizi de çekerim zaten size. Ortam da çok güzel, çok kolay. Göstereyim şöyle. Konuşma şu an. Önce yemeklerimizi çekeyim. Arkadaşlar, zayıf kızın aldığı tabağa bakın. İncecik. Bir de benim aldığıma bakın ya. Selam. Şimdi çorap çekmecesi bitti. Önce size bir orayı göstereyim. Şöyle bir şekilde yaptım. Beyazlar böyle 39 numara falan olanlar bu tarafa. 43 falan olanları bu tarafa koydum. Renklileri de ona göre yaklaşarak içe doğru birbirine karışıyor. Bazılarını ortak da giyiyorlar zaten. Böyle bütün yazlıkları falan, İşte kilotlu çorapları falan da hepsini şu ikisine sığdırdım. Ve bitti. Siper oldu.
Herkese yeni bir akşamdan merhaba diyeyim. Bugün hiç çekmedik gündüz çünkü fıldır fıldır gezdiğim bir gün oldu. Şimdi biz Japon restoranına geldik. Ben hayatımda ilk defa yiyeceğim. Yiyebilecek miyim onu da bilmiyorum. İnşallah uyulanmam. Bir kere şey yemiştim. Neydi onların hayatı? Sushi yedim. Yutamadım, çıkarmıştım. Onu bilmiyorum. Burada bakalım Japon mantısı falan var. Etli normal. Onları falan deneyeceğiz şimdi. Zaten yemekler geldiğinde de çekelim. Çok tatlı bir yer. Böyle Japonlar falan çalışıyor. Şimdi ortamı da çekeceğim size. Ama umarım aç kalmam. Eğer aç kalırsam yakında pilavcı var. Oraya gideceğiz. Yanlış ya. Yok, istediği gibi tutsun. Bak tutuyor şu anda. Bayağı. Evet gayet. Ona dokundur önce. Ona dokundur. Suya yaz. Dokundur. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ya yutamazsın. Yutarsın. Ağzını iyice çiğne. Çok da diyeceğim. Anne suratını çekmiyorsun değil mi? Hadi o kadar da değil. Acısını bir şey yok alsan ki. Biraz da daha da güzel olur. Alabilir miyim acı? Ben bunu direkt elimden aldım, ama ben yiyeceğim. Ya çok acı. Yuttum vallahi. Kız yutarsın çok bir şey kötüydü. Yani. Hayır, ön yargılım diye kötü geliyor. Normalde kötü geliyor. Bu ne? Mesela evlendiği zaman. Evet arkadaşlar, şimdi dün akşam Japon restoranına gittik. Ama bana asla hitap etmedi. Yani her şeyin tadına baktım. Böyle rakı gibi bir içkileri var. Sake miydi adı, öyle bir şey. Ona bile baktım. Ama no. Birer parça yedim. Ve aç kalktım. Ama onlar hepsini yediler. Ziyan olmadı yani. Seviyorlar zaten. Geldik. Netflix'ten Cici'yi açtık, izledik. O arada tabii ben çayla beraber yarım ekmek peyniri gömdüm. Dedim. Türk lezzetlerine kurban olan dedim. Ve karnımı doyurdum. Şimdi de bugün hem onlara zaten yapmak istiyordum uzun süredir. Hem de size tarifini çekmek istiyordum. Fırın sıklaç yapacağız. Şimdi malzemeleri almaya gidiyoruz market arkadaşımın. Onları bir alalım, dönelim. Başlarken tekrar açacağım kamerayı. Kırık pirinç. Yumurta var evde zaten değil mi? Yumurta var. Şey var mı evde? Vanilya. Abi kadayıfın yarısı var. Tamam. Bir dakika şimdi. Vanilya var evde. Vanilya hani var. O keke koyulan. Hı-hı. Yumurta var. Hı-hı. Mısır nişastası ya da buğday nişastası. Herhangi biri var mı? Nişasta alacağız buradan. Tamam. Ben bir tane kendime alıyorum. Bir tane de yedek al bence. Sana da mı lazım? Evet, şimdi sütlaçtan önce yalancı tavuk göğsü yapmaya karar verdik. Amcacığım içinde neler var bir söyleyebilir misin? Evet, 1 litre sütümüz var burada. 125 gram margarinimiz var. 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı nişasta, 2 çay bardağı toz şekerimiz var. Bir de vanilinimiz var. Tamam, şimdi başlayalım. Zaten kademelerini size göstereceğiz tek tek. Evet, ocağımızı açalım önce. Sütlaç kabı eksikmiş. Onları bekliyoruz. O gelince sütlaç da yapacağız ayrıca. İlk başta atalım margarinimizi. Tamam. Bunu eritelim.
Şimdi yağ eridi. Şimdi unla nişasta karışımını koyuyoruz. Ne kadar? Kokusu çıkana kadar mı kavuracağız? Aynen. Yaklaşık 5 dakika falan kavurabiliriz. Zaten böyle unu yanaşıp koyu olmaması lazım bunun. Evet Tuba, alalım. Evet, şimdi kavruldu bunlar yeterince. Şimdi ne ekliyoruz? 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Tamam. Şimdi bu böyle muhallebiden biraz daha cıvık bir şey alıyor, kıvam alıyor. Şimdi vanilya atıyoruz bir paket. Şimdi borcama bunu böyle yerleştirdik. Şimdi bu biraz soğuyacak. Üstü içinde şimdi şey kavuracağız. Kadayıf. Kadayıf. O da böyle kıtır kıtır oluyor. Çok güzel oluyor üstünde. Kararı bence 2 kaşık kadar bir tereyağı koyduk. Altını açıyoruz. Daha sonra bir paket muhallebili kadayıf koyuyoruz. Üzerine hafif de toz şekeri atabiliriz. Tamam. Karamelize olması için. Bir kaşık kadar, iki kaşık kadar. Şimdi şeyi hallettik, tavuk göğsünü. Şimdi sütlaca başlıyoruz. Şöyle bir bardak kadar kırık pirinç var. Önce bunları yıkayacağım. Haşlamaya koyacağım. Ondan sonra sütünü ekleyeceğiz. Böyle üzerine geçecek kadar su koyuyoruz yıkadıktan sonra. Şimdi bu haşlanacak, ondan sonra sütünü ekleyeceğiz. Şimdi bu böyle biraz muhallebimsi oldu. Zaten çok pişmesine de gerek yok. Hem sütle kaynayacak hem fırına girecek. Yani pişmeme gibi bir ihtimali yok. O yüzden sütü ekliyorum şimdi. Burada 6 su bardağı süt var.
Zaten nişasta falan da koyacağımız için koyulaşacak. O yüzden sütü bol koyabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi bunu kaynamaya bırakalım. Birazdan görüşürüz. Sütlacımız çok güzel bir şekilde kaynadı. Tadına baktım, şekeri de tam. Günlük dışarıdan aldığımız süt olduğu için tadı da çok daha farklı ve güzel olmuş. Şimdi bunun meyanesini hazırlayacağız. Şimdi şöyle. Burada buğday nişastası mıydı bu? 2 kaşık bundan koyuyorum. Elinizi korkak alıştırmayın. Şöyle dolu dolu olabilir. Çünkü süt bayağı fazla koyduk. Şu kadar bir nişasta koyacağım. Bir paket vanilya. Bir tane de yumurtanın sarısını koyacağız. Önce beyazını ayıralım. Bunu böyle açmak için sütten böyle pirinçsiz yerinden biraz alıyoruz. Hem zaten ikisinin de aynı ısıya gelmesi lazım. Şöyle koyuyoruz ve çırpıyoruz onları. Yeterli. Bu hani fırından çıkınca üstünde bir siyahlık oluyor ya, onu bu yumurta sağlıyormuş. Ben çok seviyorum. O koyu olanlar daha güzel oluyor zaten. Şimdi bunu sütün içine ekliyoruz. Böyle karıştırarak ekleyelim. Şimdi böyle nişastayla da 5 dakika kaynayacak. Ondan sonra fırına atacağız.